Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Oran orantı ve oran orantı problemlerini inceleyeceğiz bugün. Hadi bakalım. Orantı konusu içerisinde tam 5 başlığımız var. Oran, orantı, orantının özellikleri, doğru orantı ve ters orantı. Yetecek mi bu videoda? Hayır. Bir de orantı problemlerinin başlıklarına bakalım. Orantı problemlerinin başlıkları ise doğru orantı problemleri ve ters orantılı problemleri olmak üzere ikiye ayırdık. Hadi bakalım. Şimdi bu oran orantının ve oran orantı problemlerinin kullanım alanlarına ve bu dersten sonra çözmen gereken ödevlerin sayfalarına hadi beraber bakalım. Oran orantının kullanım alanları ve faydalarını şöyle belirtebiliriz. Günlük hayatta birçok alanda pratik matematik hesapları yapabilmek için oran ve orantıdan yararlanmaktadır. Yiyeceklerin ya da ilaçların içeriğinde belirten oranlar, bak bu çok önemli. Kadın ve erkek nüfus oranları gibi birçok durum bu konuyla ilişkilidir. Şimdi burayla alakalı ödevlerimiz 0'dan 9'a matematik çalışıyorsan güzel kardeşim 154 ile 159. sayfa. Bunların arası. Dinamo matematikten çalışıyorsan sayfa 141'den 143'e kadar çalışacaksın. Ama bu sadece oran orantı için. Bir de oran orantı problemlerine bakalım beraber. Oran orantı problemleriyle alakalı kullanım alan ve faydalarını şöyle belirtebiliriz. Günlük hayatta kaç kilometre hızla kaç kilometre yol alabileceğimizi hesaplarken, iki farklı gramajdaki üründen hangisinin ekonomik olacağını hesaplarken, bir miktar para ya da malı hisselere göre paylaştırırken, o epey de günlük hayatımız içerisinde varmış arkadaşlar. Pazarda aldığımız ürüne ne kadar ödeyeceğimizi hesaplarken, yemek tariflerindeki miktarları kişi sayısına göre arttırıp azaltırken ve birçok durumda oran orantıdan faydalanabiliyormuşuz. Peki orantı problemleri için ödevlerimiz hangileri? 0'dan 9'a matematik çözüyorsan eğer sayfa 160-161. Eğer dinamo matematik çözüyorsan sayfa 144'ü tamamlaman lazım. O zaman başlıyoruz. Oran dediğimiz ifadeyle şöyle bir giriş yapalım. Aynı birimdeki iki çokluğun birbirine bölünmesine oran deniyor. A'nın B'ye oranını gösterirken arkadaşlar A bölü B şeklinde ya da A iki nokta üst üste B şeklinde gösterebiliyoruz. A'nın B'ye oranını gösterirken. Isınma sorusu şöyle diyor. 15 kız ve 12 erkek öğrenci bulunan bir sınıftaki kız öğrenci sayısının, bak ilk başta kim söyleniyorsa onu pay kısmına yazacağız. Kız öğrenci sayısının, yani 15'in erkek öğrenci sayısına oranı 15 bölü 12'dir. Tabi bunu sadeleştirirsek daha şık olur. 3'e bölümde 5, 3'e bölümde buradan da karşılığı ne gelecektir? 4 gelecektir. Demek ki bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek sayısına oranı 5 bölü 4'müş. Orantı ifadesi ise 2 veya daha fazla oranın eşitliğine orantı diyor. Şimdi oranı gördük. Bir şeyi bir şeye oranlama durumu. Bu oranları yan yana koyup eşitleme durumuna ise orantı diyoruz. A bölü B ifadesini gördüğünüz gibi C bölü D oranına eşitlemişiz ve bu oran K ise eğer, buna orantı sabiti diyoruz. Bak bu orantı sabiti ifadesi önemli. Oran orantının sonuna kadar karşımıza çıkacak meselelerden. A bölü B, C bölü D, E bölü F ifadesi K gibi bir orantı sabitine eşitse bunu şöyle de gösterebiliyoruz. A bölü C bölü E. İki nokta üst üste koymuşuz aralara. B iki nokta üst üste, D iki nokta üst üste, F. Bu şu demek. A ifadesi B ile orantılı. C ifadesi D ile orantılı. E ifadesi F ile orantılı. Yani birinci birinci ile, ikinci ikinci ile, üçüncü üçüncü ile orantılı demek bu gösterim içerisinde ve bu orantı sabitle yine K'ya eşit olacaktır. Bir ekstra bölümünde diyor ki A bölü B ifadesi C bölü D ifadesine eşitse, K durumu varsa diyor, A eşittir B çarpı K'dır. Biz bunu biliyoruz. İşler dışlar çarpım bu. B ile K'yı çarpmış. A eşittir BK demiş. C eşittir DK demiş. Tabi burada işler dışlar yapmış ama biz artık bunu birazcık daha moda sokmamız lazım. Nasıl olacak o? Bak X bölü 3, Y bölü 4, Z bölü 6 gibi bir ifade gördüğünde X dediğin ifade hemen paydasında bulunan 3 ile orantılı 3K. Bak onu anlatmaya çalışıyor. A sayısı için ne yazmış? BK. Alttakinin K katı olacak demiş. Ben de öyle yaptım. X 3K'ya eşit. Y kime eşit? 4K'ya eşit. Z kime eşit? 6K'ya eşit. Bunları gidip bu verilen denklemde, ahanda bu denklemde yerleştirirsem 3 çarpı 3K eksi 2 çarpı 4K artı 6K eşittir 35 gelecektir. Buranın karşılığı 9K. Şunu yaptım 8K artı buradan da bir 6K geldi 35. 9K'dan 8K'yı çıkarttığımda 1K kalacak. 6K ile topladığımda 7K. 7K'nın karşılığı 35 ise K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 5. Peki benden ne isteniyor? X artı Y artı Z toplamı. Getir kardeşim K yerine burada 5 yaz.
3 çarpı 5'ten 15, 4 çarpı 5'ten 20, 6 çarpı 5'ten 30 gelecek. Bunları topladığımda ise buradan karşılığı 65 bulunacaktır diyoruz. Sorumuzda a bölü b 3 bölü 8 ve n çarpı a eksi b eşittir 5 çarpı a artı b olduğuna göre n kaçtır demiş. Duyan gelmiş kardeşim, benim tabirim böyle. Şimdi a ifadesi bu sefer karşı taraftaki, b ifadesi de karşı taraftaki sayıyla orantılıdır diyebiliyoruz. Bu durumda a'ya 3k, b ifademize 8k deyip bu denklemde yerine yazarsak n çarpı a gördüm 3k, b gördüm 8k yazıyorum. 5 parantezinde a gördüm 3k, b gördüm 8k yazdım. Burasını k parantezine alırsam şuradan bir 3n gelecek, buradan da bir eksi 8 gelecek. Burasının parantez içine işlemini gerçekleştirdiğimde 3k ile 8k'yı topladığımda 11k, 5 ile çarptığımda 55k bulunacak. K'ları sadeleştirelim ve hoşça kal diyelim. 3n eksi 8'i karşı tarafa atıp 55 ile topladığımda karşılığı buradan 63. Her tarafı 3'e böldüğümde ise aradığım n ifadesinin karşılığını 21 bulmuş olacağım. Orantının özellikleri, bak bunlar son derece işine yarayacak olan özellikler. Lütfen bir tık daha fazla dikkatli dinlemeye başla beni. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yıllarca yaptın kardeşim. Aslında bunun temeli oran orantıymış. A ile D'nin, B ile C'nin çarpımları birbirlerine eşit olacak. İçler dışlar çarpımı birbirlerine eşit. Peki o zaman buradaki denklemde hemen içler dışlar çarpımı yapayım. 9 ile x eksi 2y'yi çarpacağız. 2 ile de 3x artı y'yi çarpacağız. 9'u dağıttığımda 9x eksi 18y, 2'yi dağıttığımda 6x artı 2y olacak. X'leri bir tarafa toplayalım, y'leri de bir tarafa toplayalım. 6x'i bu tarafa, eksi 18y'yi de karşı tarafa atıyorum. 6x bu tarafa geçerken eksi 6x geçecek. 9x'ten çıkartıldığında 3x olacak. Eksi 18y karşı tarafa geçerken artı 18y diye geçecek. Dolayısıyla 2y ile topladığımda buradan karşılığı 3x eşittir 20'ye olacak. Böyle bir eşitlikle karşı karşıya kaldığımızda x'e karşı tarafın katsayısı olan 20, y'ye de karşı tarafın katsayısı olan 3'ü ama yanlarında k olacak şekilde yazarsanız, bu durumda benden istenen x bölü y ifadesi 20k bölü 3k gelecektir. K'ları sadeleştirdiğimde aradığım sorunun cevabında 20 bölü 3 bulmuş olacağız. İkinci kuralımız diyor ki içler veya dışlardaki terimler yer değiştirebilir. Bakıyoruz şimdi. Bak, a ile d'yi yer değiştirmişiz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. B ile c'yi yer değiştirmişiz mesela üçüncüde. Hiçbir şey olmuyor. İçler yani çaprazdakiler, dışlar onlar da kendi aralarında çaprazlar malum. O çaprazdaki ifadelerin yerlerini değiştirdiğimizde hiçbir sorun yaşamıyoruz. Geldim üçüncü meseleye. İki tane oranımız orantı olacak ve orantı sabiti k olacak şekilde yan yana yazılmış. Diyoruz ki üsttekileri çarparsan, üste yazarsan, alttakileri çarpıp alta yazarsan bu sefer orantı sabitimiz buradaki orantı sabitinin karesine eşit oluyor. A çarpı C, B bölü D ifade, B çarpı D ifadesine bölündüğünde K kare geliyormuş. Tamam, bunu da attım hafızaya. Dördüncü meselemiz A bölü B eşittir C bölü D K'ya eşitse. Üsttekileri arkadaşlar toplayıp yazmışız buraya. Görüyorsun bak, A ile C'yi toplamışım A artı C olmuş. B ile D'yi toplamışım B artı D olmuş. Bu durumda gördüğünüz gibi orantı sabiti ne yapmamış? Değişmemiş. Demin değişmişti. Üsttekileri çarpıp alttakileri çarpıp oranladığımızda k kareye eşit olmuştu. Şimdi ise topladığımızda bu orantı ne yapmıyormuş arkadaşlar? Değişmiyormuş. Ve beşinci kural bana kalırsa çok önemli meselelerden bir tanesi. Genelde kenarda köşede kalmış ama testlerde mutlaka sorusu olan ifadelerden bir tanesi kendisi. Eğer siz üstteki a'yı m ile çarparsanız ama altındaki b'yi de aynı m ile çarparsanız, sonra üstteki C'yi N ile çarparsanız, hemen altındaki D'yi de N ile çarpar, toplarsanız arkadaşlar yine orantı sabitimiz ne yapmıyor? Değişmiyor. Bu 5. kural, şöyle yanına ünlemini de çekeyim, önemli. Bak gerçekten önemli, sorularına karşı karşıya kalacağız. Diyeceğim ki bak o kural. Bak o kural. Hemen geldi sorusu. Şimdi güzel kardeşim bak, bu tarz soruları zaten anlarsın. Yukarıda bir orantı verilmiştir. Anlamsız bir denklemle karşı karşıyasındır. Daha da anlamsız alt tarafta başka bir sayı daha verilmiş, başka bir denklem daha verilmiştir. Şimdi bu tarz hikayeler şunu yapıyoruz. Bak A'yı ne yapmış? 4 ile çarpmış. O zaman biz A'yı 4 ile çarptığına göre şöyle uzun bir çizgi çekiyorum. Alttaki B'yi de 4 ile çarpmalısın. Çünkü aksi takdirde oran değişir. Sonra C'yi eksi 2 ile çarpmış. Yukarıdaki C'yi eksi 2 ile çarpmışsa biz de alttaki D'yi eksi 2 ile çarpalım.
Sonra E'yi 3 ile çarpmış. Yukarıdaki E'yi 3 ile çarpıyorsa alttaki F'yi de 3 ile çarpmalıyız ve bu oran ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Şimdi gel elimizde var olan ifadeleri kullanalım. 4A eksi 2C artı 3E ifadesi 21'miş. Bak yukarısı 21. Bir de 4B artı 3F ifadesi. Bakın 4B artı 3F. Ana o da orada 76 eksi 2D'miz var. Onu yazalım. 3 bölü 10 içler dışlar çarpımı yapabilirsin. Fakat oran orantı görüyorsun kardeşim. Oradan yürüyelim. Bak bu bunun kaç katı? 7 katı. O zaman bu da bunun 7 katı olmalı. Yani 76 eksi 2D dediğimiz ifade 10'un 7 katından 70 olacak. Hocam ben bunu göremem. İçler dışlar yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin kardeşim. 70'e 76'nın tarafını atarsam 6 kalacak. Eksi 2D'yi de karşı tarafa attım. Her tarafı 2'ye böldüğümde D'nin karşını buradan 3 bulmuş olacağız. Sorumuz diyor ki 580 gramlık bir karışımdaki madde miktarları arasında K bölü L eşitmiş 3 bölü 2. L bölü M'de 5 bölü 2 oranları bulunmaktadır. Buna göre elde edilen karışımdaki L maddesi kaç gramdır? Sana inanılmaz bir tiyo vereyim. İki oranda da verilen ortak ifade bizim için önemlidir. Bakın L ifadesi bizim için önemli. Fakat L'nin karşısında ilk oranda 2 varken ikinci oranda 5 var. Onları eşitlemem lazım. Onda buluşurlar. O zaman bu ifadeyi 5 ile, bu ifadeyi de 2 ile genişletiyorum. Şimdi K bölü L 5 ile genişlettiğimizde 15 bölü 10 olurken L bölü M ifadesi 2 ile genişlettiğimde 10 bölü 4 geldi. Peki L'nin karşısındakiler aynı ise artık başlıyorum. K'nin karşısında 15 olduğuna göre burası 15K, L'nin karşısında 10 olduğuna göre 10K, M'nin karşısında da 4K var. Peki bunları topladığımda ne elde edeceğim? Tabii ki de 580 gramı elde edeceğim. Toplayalım 15, 25, 29K yaptı. 29K'nın karşılığı buradan 580 ise her tarafı 29'a bölünme. K'nın karşılığı 20 gelecek. Peki benden istenen L'ydi. L'nin karşılığı 10K'ydı. 10 çarpı 20'den karşılığı buradan ne gelecektir? 200 gelecektir diyoruz. Bak demek ki bu tarz sorularda önemli olan ortak ifadenin karşısındaki sayıları birbirlerine ne yapabilmek? Eşitleyebilmek. Çünkü arka taraftan gelen mevzu çorap söküğü gibi geliyor, tık 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 bırakıyor kendini. Önemli olan aynı ifadenin karşısındaki sayıları eşitleme. Güzel soruya benziyor. Ax eşittir by artı cz eşittir 1 bölü 5'miş. Xy artı yz artı xy 70xyz'ye eşitmiş. Arkadaşlar ikinci denklemde her tarafı xyz'ye bölmek istiyorum. Çünkü çok fazla x, y'ler, z'ler var. X, y, z'ye bölelim bazıları gitsin. X, y'ler gitti. Burası 1 bölü z. Artı y, z gitti. Burası 1 bölü x. Burada da x ve z'ler gitti. Buradan da 1 bölü y geldi. Bunun da karşılığı 70'miş. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bana x lazım. O zaman şöyle yapalım. Birinci denklemde ax eşittir neydi güzel kardeşim? 1 bölü 5'ti. Ve biz içleri çarpabiliyoruz, dışları çarpabiliyoruz, bunları eşitleyebiliyoruz filan gibi durumlar. Ben sadece ama sadece A'yı buraya atmak istiyorum. Yani X burada kalsın, burası 1 bölü 5A olsun. Olur mu? Olur. Çünkü biraz sonraki niyetim şu, buradaki X yerine gidip şuradaki 1 bölü 5A yazmak. Çok mantıklı. B'ye de 1 bölü 5'e eşit. O zaman burada y'yi tutuyorum sadece. B'yi gönderiyorum 5 ile çarpmaya. Bu da 1 bölü 5b. Cz ifadesi de 1 bölü 5. Burada da c'yi gönderiyorum. Z'yi yalnız bırakabilmek maksadıyla. Bu da 1 bölü 5c oldu. Getir şimdi bu denklemi bunu yazalım. Z neydi güzel kardeşim? Bakıyoruz 1 bölü 5c. Tamam yazdım. Artı x neydi? 1 bölü 5a. Ve y dediğimiz ifadede 1 bölü 5b. Bu da 70'e eşit. Ters çevirip çarptığında buranın karşılığı 5C, burası 5A, burası da 5B gelecek. 70 oldu. Her tarafı 5'e böldüğümde C artı A artı B'nin karşılığı buradan 14 olacak. Zaten bizden istenen ifade de A artı B artı C. Bak soru gerçekten güzelmiş. At yanına yıldızı ve ekran görüntüsü kesin almayı unutma. Arada bakmak lazım böyle sorulara. Hadi bakalım biz devam ediyoruz. Sorumuzda A bölü 2 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 7 ve A çarpı B artı A çarpı C 320 olduğuna göre A'nın pozitif değeri istenmiş. Sevgili dostum biz bu konsepte alışmış olmalıyız artık. Şunu gördüğümde otomatikman şunu yazmaya başlamalı beyin. A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir 7K. Hemen gidiyorum bunları yerleştiriyorum. A 2K'ydı, B 3K'ydı. 2K ile 3K'yı çarptığımda 6K kare, dikkat K ile de K'yı çarpacağımız için K kare gelecek.
A 2K'ydı, C'de 7K'ydı. Bunları çarparsam 2 çarpı 7'den 14, K ile K'nın çarpımından da K kare gelecektir. Bu da 320'ye eşit. 6K kare, 14K kare daha oldu sana. 20K kare eşittir 320. Her tarafı 20'ye böldüğümde K karenin karşılığı 16. K'nın karşılığı buradan artı eksi 4 gelir ama sorunun kökünde pozitif değer istendiğinden dolayı sadece K'yı 4 alacağım arkadaşlar. K 4. Peki kim istiyordu A'yı? Burada gidip K yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4'ten aradığım A değerinin karşılığını 8 bulacağız. Lütfen unutma, başlangıçtaki o A bölü 2 B bölü C bölü 7 konsepti artık kafanda oturmalı. A 2K B 3K C 7K'yı yapıştırıp geçmen lazım. Geldik doğru orantıya. Diyor ki A ve B çokluklarından A artarken B de artıyorsa ya da A azalırken B de azalıyorsa A ile B'ye doğru orantılı denir. Ve grafiği böyle bir doğrusal grafik. Bak. Buradaki ifade artarken bu da artıyor ya da buradaki ifade azalırken buradaki ifade azalıyor. Böyle doğrusal bir grafiğimiz var. A ile B doğru orantılı ise A bölü B eşittir K formatında yazman gerekiyor. Yani bir gün sana diyecekler ki X ile Y doğru orantılı. Ne yazacaksın? X bölü Y eşittir K yazacaksın. Diyelim ki X 3 ile doğru orantılı dediler. Ne yazacaksın? X bölü 3 eşittir K yazacaksın. Lütfen unutma. Bir ekstra daha demişiz ki A, B, C sırasıyla X, Y, Z ile doğru orantılı ise A bölü X, B bölü Y, C bölü Z eşittir K ifadesi kullanabiliriz demiş. Doğru orantıda zaten demin onu söyledik. Mesela A sayısı 3 ile orantılıysa A bölü 3 yazacaktık. A, B, C sayıları sırasıyla 1, 3, 4 ile doğru orantılıysa A bölü 1 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 4 o da eşittir K'dır. Ve bu konsept bir iki soru öncesinde konuştuğumuz mevzuyla aynı olduğundan dolayı A buradan K'ya, B buradan 3K'ya, C de buradan neye eşit olacaktır? 4K'ya eşit olacaktır diyoruz. O zaman aslında şunu da diyebiliyoruz. A sayısı 1 ile orantılıysa direkt K, B sayısı 3 ile orantılıysa 3K, C sayısı 4 ile orantılıysa 4K diyerek de mantığımızı oluşturabiliriz. A yerine K yazarsam burası oldu 7K. B yerine 3K yazıyorum ve C yerine de 4K yazdım. Üstteki ifadeyi çıkarttığımızda 4K, alttaki ifade zaten 4K. Sadeleştirdim ve buradan karşılığı 1 gelecektir. Unutma, A sayısı 4 ile doğru orantılıysa A eşittir ne yazacaktın? 4K. Sorumuz diyor ki 2x eksi 1 ve y artı 5 sayıları doğru orantılıymış. Ne yazacağız şimdi? 2x eksi 1 bölü y artı 5 eşittir K yazacağız. A sayısı B ile doğru orantılıysa ne yazık? A bölü B eşittir K. Tamam. Şimdi diyor ki X eşittir 5 iken Y eşittir 3'müş. Şunu kullanalım ve kimi bulalım? K'yı bulalım. X yerine 5, Y yerine de 3 yazıyorum. 2 çarpı 5'ten ne gelecek? 10. 1 çıkarttın 9. 3 artı 5'ten de ne geldi? 8. O zaman K'mız 9 bölü 8'miş. Şimdi diyor ki X 14 iken. O zaman gidelim şurayı silelim. X yerine 5, Y yerine 3 yazdığımız ifadesi diyorum. Şimdi X yerine 14 yazıyorum. X yerine 14 yazdım. 2 çarpı 14, 28. 1 çıkarttığımda ne gelecek? 27. Alt tarafı bilmiyoruz. Zaten onu arıyoruz. Y artı 5. Bu kime eşitti? K'ya. Ama K'yı biliyorum. 9 bölü 8. İçler dışlar çarpımı yapabileceğim gibi. Bakın 27, 9'un 3 katı. O zaman Y artı 5 ifadesi 8'in 3 katı yani 24'e eşit olacaktır. 5'i karşı tarafa attığımda Y'nin karşılığı buradan 19 bulunur diyoruz. Lütfen unutma, bu sorular standart hemen hemen her test kitabında karşına çıkacak. 2x eksi 1 y artı 5 sayıları doğru orantılı dediğinde çözüm mantaliten budur kardeşim. Geldi bir de ters orantıya bakalım. Diyor ki A ve B çokluklarından A artarken B azalıyorsa veya A azalırken B artıyorsa. Bak doğru orantıda ne vardı? Birisi artarken öteki de artıyordu. Ya da azalırken öteki de azalıyor. Ters orantıda hakikaten ters çalışıyorlar. Bir tanesi artarken diğeri ne yapıyormuş? Azalıyormuş. A ile B ters orantılı olunca bak böyle bir kavis yaparak gelmiş grafik. Dikkat buna. Böyle bir kavis yaparak geliyor. Ötekine nasıldı? Dümdüz çizgi. A ile B ters orantılıysa A çarpı B K eşit. Doğru orantılıysa neydi? A bölü B eşittir K. Burada ise A çarpı B eşittir K olarak gösterilecek ters orantıyla alakalı meseleler. Bir ekstramızda bakalım ne bilmemiz gerekiyor. A, B, C sırasıyla X, Y, Z ile ters orantılıysa A birinci birinci ile olduğundan dolayı A çarpı X, ikinci ikinci ile olduğu için B çarpı Y ve üçüncü de üçüncü ile eşit orantılı olduğundan dolayı C çarpı Z de neye eşit olacaktır? K'ya eşit olacaktır. Şimdi X, Y, Z sayıları sırasıyla 3, 4, 6 ile ters orantılıymış. Bak sevgili dostum. Yukarıdakinin aynısını yazıyorum. 3X. X ile 3'ü çarptım. Y ile 4'ü çarptım. Ve son olarak 6 ile de z'yi çarptım. Bunlar ne eşit k'ya? 3x k'ya eşitse x dediğimiz ifadenin karşılığı buradan k bölü 3 gelir.
4y k'ya eşitse y'nin karşılığı buradan k bölü 4 gelir. Ve z ifadesi 6z k'ya eşitse z'nin karşılığı buradan k bölü 6 eşit. Burada bir duralım. Şimdi bakın kafanızda şu otursun. Uzun uzun bunları yapmak yerine şöyle bir mantaliteye oturtursak durumu kurtarırız. Bir sayı 3 ile doğru orantılıysa, bak doğru orantılıysa 3k'dır. 3 ile ters orantılıysa k bölü 3'tür demek aslında bu. Dolayısıyla bunu oturtturabilirseniz işlemler daha seri akar. 3, 4, 6 nerede buluşurlar? Tabii ki 12'de. Bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletelim. 4 ile genişlettiğimde 4k bölü 12, 3 ile genişlettiğimde 3k bölü 12 ve 2 ile genişlettiğimde burası da 2k bölü 12. Bunun da karşılığı ne kadar yapacak? 54. Paydalar aynı olduğuna göre artık üstleri toplayabilirim. 4k, 3k, 2k. Buradan da 9k geldi. 9k, 12. Burası 54. 9 ile 54'ü sadeleştirdim. 6 içler dışlar çekiyorum. K'nın karşılığı buradan ne geldi? 72. Ama K'yı sormuyor. Neyi soruyor? Y'yi soruyor. Y'nin karşılığı neydi? Hemen bakıyorum. K bölü 4'müş. O zaman Y eşittir. K bölü 4 ifadesinde K yerine 72 yazdığımda 72 bölü 4'ten karşılığı ne gelecektir? 18 gelecektir diyoruz aradığımız soru için. Tekrarlamak istiyorum. Bir sayı 5 ile doğru orantılıysa 5K, 5 ile ters orantılıysa k bölü 5 yazmanız. Diyor ki bir ekstra. A sayısı b ile doğru, c ile ters orantılı ise a çarpı c bölü b eşittir k olur. Çok mantıklı çünkü a ile b doğru orantılı olduğunda bunu paydalı yazıyorduk a bölü b diye. C ile ters orantılı olduğunda çarpıyorduk, tamam. Diyor ki a sayısı b ile doğru, c sayısı ters orantılıdır. C ile ters orantılı için çarp, b ile doğru orantılı olduğu için böl. Dolayısıyla bu da k eşittir. Şimdi a yerine 3 yazalım. B yerine 10 yazalım. C yerine de 2 yazalım. Ve K sayımızı tak tak sadeleştiriyorum. 3 bölü 5 bulalım. Sonra gidelim A yerine 4 yazalım. C'yi bilmiyoruz. B yerine de 20 yazalım. Ve bu ifadeyi 3 bölü 5'e işleyelim. Çünkü biz K'yı ne bulduk? 3 bölü 5. Bakın her ikisinde de bu başlangıçta şu cümleyle oluşturduğum ifadeye yazıyorum. Ne olur dikkat. 5 ile 20'yi sadeleştirdim 4. 4 ile de 4 sadeleşti. O zaman c'nin karşılığı buradan ne geldi? 3. Sorumuz diyor ki x eksi 1 sayısı 2y artı 3 ile doğru orantılıymış. Bak ne yazacağım. X eksi 1 bölü 2y artı 3. Z eksi 4 ile ters orantılıymış. Hop çarpı z eksi 4. Bu da eşittir k. Şimdi gidelim x yerine 7 yazalım. 7 yazdığımda x yerine 7 eksi 1'den 6. Y yerine 3 yazalım. Aşağıda malum Y. 2 çarpı 3, 6. 3 ile topladım 9. Z yerine de 8 yazdığımda 8 eksi 4'ten 4 gelecek. Burada biraz sadeleştirme yapalım. Çünkü K'yı bulacağız şimdi. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. Dolayısıyla aradığım K ifadesinin karşılığı yukarıdaki 2 çarpı 4'ten 8. Aşağıda da 3 var. Şimdi gelelim buraya. Bunu da gidiyorum. Buraya yazacağım şimdi tekrardan. Y yerine 6 yazacağız. X yerine ne yazacağımızı bilmiyorum. Y yerine 6 yazdığımda 2 çarpı 6 12. 3 ile topladım 15 aşağısı. Z yerine 9 yazdığımda 9 eksi 4'ten 5. Ve bu da K dediğimiz 8 bölü 3 eşit olacak. Şunları sadeleştirdiğimde burası malumunuz 3. 3'ler de gitti. O halde X eksi 1 ifadesi 8'e. Her taraf böyle bir artı 1 ile toplandı. Ya da eksi 1'i karşı tarafa attığında X'i ne bulmuş olacağız? 9 bulmuş olacağız. Diyor ki bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2, 3 ve 6 ile ters orantılıdır. Gel, gel kardeşim. K bölü 2, K bölü 3, K bölü 6 kime eşit? 180'e. 2 ile ters orantılıysa K bölü 2, 3 ile ters orantılı K bölü 3, 6 ile ters orantılı olduğu için K bölü 6 iç açılar toplamı ise 180 eşit. Bu ifadede burayı 3 ile, burayı 2 ile genişletirsem... 3K bölü 6 artı 2K bölü 6 ve K bölü 6 eşittir 180 olacaktır. Paydalar aynı artık. Üstleri toplayabilirim. 3K, 2K daha 5K, 1K daha 6K. 6K'yı 6'ya böldüğümde K kalacak. K'nın karşılığı 180'miş. Diyor ki en büyük iç açı. En büyük iç açı. Bunlar iç açıydı. En büyüğü K bölü 2 değil midir arkadaşlar? Çünkü 2'ye bölmüşsün. Öteki 3'e bölmüş, 6'ya bölmüşsün. Onu ufak etmişsin. Dolayısıyla bizden istenilen... K bölü 2, K yerine 180 yazarsam 180 bölü 2'den karşılığı 90 gelecektir. Şimdi oran orantı problemlerine bir geçiş yapalım artık. 144 öğrencinin kayıtlı olduğu bir yabancı dil kursunda kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı 4 bölü 5'miş. Bak bir şey yazmak istiyorum. Kızların erkeklere oranı 4 bölü 5. Demek kızlar 4 ile orantılı yani 4K, erkekler de 5 ile orantılı yani 5K demek.
Peki toplam kaç öğrenci vardı? 144. O zaman 4K ile 5K'nın toplamı olan 9K'nın karşılığı 144'e eşit. Öyle demişti bak başlangıçta. Her tarafı 9'a böldüğümde K'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 16. Kurstaki kız öğrenci sayısı yani 4K sorulmuş. 4 çarpı 16'dan da karşılığı ne gelecektir? 64. Doğru orantı problemleri diyor ki sorularda verilen değerlerden biri artarken diğeri de artıyor veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantı vardır demiştik biliyorsunuz. Aynı cins değerler alt alta getirilir sonra içler dışlar yani çapraz çarpım yapılarak doğru orantı problemlerini çözebileceğimiz söyleniyor. Hadi bakalım başlayalım. Sorumuz diyor ki 70 metrekare duvarı 4 günde ören bir işçi 175 metrekare duvarı kaç günde örebilir? Yazıyorum. 70 metrekare duvar 4 gün. 175 metrekare duvar. Aynı şeyler alt alta gelecek demiştik az önce. X gün. Ne yapacaktık? İçler dışlar. 70 ile X'i çarpacağız. 4 ile de 175'i çarpacağız. 70x 4 ile 175 çarpılırsa buradan karşılığı 700 olur. Her tarafı 70'e böldüğümde aradığım gün sayısının karşılığı ne bulmuş olurum? 10 gün bulmuş olurum. Sorumuz diyor ki aşağıdaki doğrusal grafik bir hamurdaki un ve su miktarını göstermekteymiş. Hemen bir grafiği yorumlayalım. Demek ki 2 kilogram su 3 kilogram un karıştırılıyor. Tabi burada dümdüz bir çizgi var. Demek ki bu doğru bir orantı. Yani undan 3K karıştırılırsa sudan 2K karıştırılacak. Diyor ki 225 gramlık bir hamurda topla 225'e eşit de kardeşim. Çünkü unla suyu karıştırdığımızda hamur olacak. 225 buradan da karşılığı 5K 225. Her tarafı 5'e bölümde K'nın karşılığı buradan 45. Diyor ki kaç kilogram un vardır? Unun 3K olduğunu söylemiştik hatırlarsan. Dolayısıyla K yerine 3 yazdığında 3 çarpı 45'ten bu hamurun içerisinde tam tamına 135 kilogram un olduğunu tespit etmiş oluruz. 225'ten de 135 çıkarttan 90 kilogram da su ilave edilmiş mesela. Sorumuz diyor ki bir marangoz elektrikli testere kullanarak bir kalısı 10 parçaya 6 dakikada bölebiliyorsa aynı kalısı 16 parçaya kaç dakikada böler? Şimdi bu bölme işlerini ilk defa karşılaşıyorsanız çok ters köşede kalabilirsiniz. Gaza gelip şunu yazmayın. 10 parçaya 6 dakika ise 16 öyle değil. 10 parçaya bölebilmesi için arkadaşlar kaç kesim yaptığına bakmanız lazım. Bakın mesela bir uzunluğu 2 parçaya böleceksek 1 kesim yaparız. Bir uzunluğu 3 parçaya böleceksek 2 kesim yaparız. Ne demek istiyorum? Kaç parçaya ayıracaksanız 1 eksiği kadar kesim yapıyorsunuz. Yani 10 parçaya ayıracaksak burada ne oluyor? 9 kesim yapılmalı. Bu durumda demek ki 9 kesimi kaç dakikada yapıyormuş? 6 dakikada. Şimdi 16 parçaya ayırmak istiyor. O zaman 15 kesim yapmalı. 15 kesim acaba kaç dakika sürer? Peki daha çok kesim olduğundan dolayı malum kesim sayısı arttığına göre süre de artacak. Yani doğru orantı var. Onun için çapraz çarpıyorum. 6 çarpı 15, 9 çarpı x yapacak. 6 çarpı 15, 90. Burası da 9x her tarafı. 9'a böldüğümde x'in karşılığı 10 bulur. Yani 10 dakikada bu kesim işlemini tamamlıyormuşuz. Sorumuz diyor ki 234 adet bilye. Yaşları 3, 4 ve 6 olan 3 çocuğa yaşlarıyla orantılı paylaştırılıyor. Yani 3K, 4K, 6K şeklinde paylaştırılıyor. En küçük çocuğa kaç adet bilye düşer? Bunların toplamları sevgili arkadaşlar 234. 3, 7, 13K yaptı. 13K'nın karşılığı 234. Her tarafı 13'e böleceğim ama 234'ü hiç 13'e bölmedim hayatımda. Gideyim bir böleyim. Bir kere 13, 13. Burası 10, 104, 8 kere var. Demek ki K'nın karşılığı 18'miş. Bizden istenen en küçük çocuğa verilen. En küçük çocuk 3 yaşındaki çocuktu. Ne kadar alıyordu? 3K'lık pay alıyordu. 3 çarpı 18. Demek ki 54 tane ne almış arkadaşlar? Bilye almış diyoruz en küçük çocuk. Geldim ters orantı problemlerine. Diyor ki sorularda verilen değerlerden biri artarken diğeri azalıyor veya biri azalırken diğeri artıyorsa ters orantı vardır. Aynı cins değerler alt alta getirilerek düz çarpım yapılır ve eşitlenir. Bak önce ters orantı olduğunu fark etmelisin sonra karşılıklı çarpımları yapıp birbirlerine eşitliyormuşsun. Buna dikkat. Demek ki her problem doğru orantı olarak algılanıp böyle çapraz çarpım yapılmayacak. Dikkat. Sorumuzda Ahmet A şehrinden B şehrine saatte 90 km sabit hızla 5 saatte gidiyormuş. Yazalım bunu notumuza alalım. 90 km ile hızla 5 saatte. B şehrinden A şehrine sabit hızla yol alarak 6 saatte dönmüş. Kaçta gittiğimizi bilmiyoruz. V diyelim.
Fakat süre ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Süre arttıysa demek ki biraz daha yavaş gelmiş. Demek ki bu artarken bu ne yapmış? Azalmış. Nasıl orantı? Ters. Dolayısıyla karşılıklı çarpacağız. 90 çarpı 5 ve çarpı 6. 90 çarpı 5'in karşılığını bulmak yerine 90 ile 6'yı sadeleştirip şuraya 15 yazalım. 15 ile de 5'i çarptığında V'nin karşılığı buradan ne gelsin? 75 gelsin. Sorumuz diyor ki bir kümeste bulunan 60 tavuğa 25 gün yetecek kadar yem varmış. 5 gün sonra 20 tavuk satılırsa geriye kalan yem tavuklara kaç gün daha yetecektir? Lütfen dikkatli seyret bu soruyu. Diyor ki 60 tavuğa 25 gün yetecek kadar yem var. Fakat gaza gelip lütfen hemen 60 tavuğa 25 gün yazma. Çünkü 5 gün sonradan bahsediyor. Yani artık cümlemiz şu. 60 tavuk kaç güne yetecek? 20 gün. Neden? Çünkü 5 gün sonrasında o 5 günlük yemi yedi bu adamlar. 25 gün yetmeyecek artık. Kaç gün yetecek? 20 gün yetecek. 20 tavuk satıldı. Kaç tavuk kaldı? 40 tavuk. Peki 60 tavuğa 20 gün yeten 40 tavuğa kaç gün yeter? Tavuk sayısı azaldığından dolayı bu sefer daha az tüketilecek ve gün sayısı artacak. Birisi azalırken birisi arttığına göre ters orantı var. Dolayısıyla karşılıklı çarpıyorum. 60 çarpı 20, 40 çarpı x. 40 ile 20'yi sadeleştiririm 2. 2 ile de 60'ı sadeleştirirsem aradığım x'in karşılığı buradan 30 gelecektir. Önemli hikayelerden bir tanesi. Yine klasik tipte diyebileceğiniz sorulardandır. Hemen hemen her testte bunda var. Anlamadıysan ya da Allah Allah şu nereden geldi falan diyorsan lütfen geri al ve tekrardan bir seyret. Sorumuz diyor ki birbirini çeviren iki çarkın birinde 14, diğerinde 35 diş vardır. Küçük çark 15 tur attığında büyük çark kaç tur atar? Şimdi küçük çark dediğimizde 14 diş var. 14 dişli arkadaş 15 tur atıyor. Peki 35 dişli arkadaş kaç tur atar? Diş sayısı arttıkça çarkın büyüklüğü artacağından dolayı tur sayısı otomatikman azalacaktır. Demek ki birisi artarken birisi azalıyor. Burada ters orantı var. Yani karşılıklı çarpıyorum. 14 çarpı 15, 35 çarpı x. 7 ile sadeleştirdim 2, 7 ile sadeleştirdim 5. 5 ile 15 sadeleştirdim 3, 2 çarpı 3'ten 6 tur atıyormuş demek ki büyük olan. Sorumuz diyor ki bir üretici elindeki bir miktar pirincin yarısını 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olacak şekilde 3 çuvala, kalan yarısını ise 2, 3, 4 ile ters orantılı olacak şekilde 3 çuvala bölüştürüyor. Bak burada bir duralım. 2, 3, 4 ile doğru orantılıysa 2K, 3K, 4K'yı topladığımda bu çuvalın yarısına eşit. Bu arada bu Ç arkadaşlar. Diğeri ise 2 ile ters, 3 ile ters, 4 ile ters. Bunları da topladığımda bu da çuvalın yarısı. O zaman bu iki ifade birbirlerine eşit olacak. Gel burayı bir toparlayalım. 4, 7, 9K yaptı. Burasını 6 ile, burasını 4 ile, burasını da 3 ile genişletirsem. Burası 6T bölü 12. 4 ile genişletiyorum. 4T bölü 12. Burası da 3T bölü 12 oldu. Bir toparlarsan 9K eşittir 13T bölü 12 gelecek. En hafif çuvalda 130 kilogram pirinç varmış. En hafif çuval. En hafif çuval hangisi olsa gerek? Tam da bilemiyoruz. O zaman şurada son bulduğumuz ifadeyi birkaç adım daha ilerletelim. Bir içler dışlar çekelim. 108K 13T'ye eşit olsun. Bak güzel kardeşim. Buraya 13x, buraya da 108x diyebiliriz. Şimdi başlıyorum. 2K dediğimiz mevzu. K yerine 13x yazarsam burası 26x. Buranın en hafifi buydu. Buranın en hafifi ise T bölü 4. Yani teker teker hepsini hesap etmene gerek yok. T yerine de 108 yazarsan 108x bölü 4'ten karşılığına gelecek 27x. O zaman gerçekten en hafifi bu 26x'miş. 26x neye eşitmiş? 130'a. O zaman x'in karşılığını ne bulduk? 5. Diyor ki en ağır çuval. En ağır çuval ya buradaki 4K'dır ya da buradaki T bölü 2'dir. 4K'ya bakalım. K'nın karşılığı neydi? 13x. 4 ile çarparsanız burası 52x gelecek. T neydi? 108. 108'i 2'ye böldüğümde buradan ne gelecek? 54x. Bak en ağırı 54x'miş. X ne kadar bulunmuştu? 5. 54 ile 5'i çarptığımda buradan karşılığı 270 gelecek. Ah, süper soru. Şimdi geldik bir uyarıya. Bazı sorularda hem doğru orantı hem de ters orantı işin içerisine girecek. Dolayısıyla biz burada oturup da çapraz mı çarpacağız yoksa karşılıklı mı çarpacağız kısmına kafamızı çok karıştırmak istemiyoruz. Önemli bir pratik bilgimiz var. Diyor ki birinci iş bölü birinci iş ile ilgili bilgilerin çarpımı eşitmiş.
İkinci iş ve ikinci iş ile ilgili bilgilerin çarpımı. Bakalım ne anlatmaya çalışmış yukarıdaki uyarı. Sorumuz diyor ki eşit kapasitede çalışan 4 işin 9 günde yaptığı bir işin. Bak. Eşit kapasitede 4 işin 9 günde yaptığı bir iş. Bu iş A olsun arkadaşlar. Yapılan iş yukarı yazılacaktı. Yapılan iş A. Geri kalan 4, 9 aşağı yazdım. Eşittir. İşin 2 katını yani 2A'yı 12 işçi kaç günde yapar demiş. Kurman gereken ifade bu. Yukarısı yapılan işler, aşağısı da o yapılan işle alakalı verilen bilgilerin hepsinin çarpımı kardeşim. Peki. İçler, dışlar çarpımı yapalım. A ile 12x'i çarpıyorum. A çarpı 12x. 2A ile de 4 çarpı 9 36'ydı. 36'yı çarpıyorum. A'lar hoşça kal. 36 ile 12'yi de sadeleştirdim 3. Buradaki son kalan 2 ile 3'ü çarparsam aradığım sorunun cevabı 6 gün olacaktır. Sorumuz diyor ki saatte 40 litre su akıtan eşit kapasiteli 12 musluk boş bir havuzu 15 saatte doldurmaktadır. Saatte 40 litre su akıtan eşit kapasiteli 12 musluk boş bir havuzu 15 saatte doldurmaktadır. Yapılan iş ne? Yapılan iş bir havuzu doldurmak. O zaman şöyle yapılan iş havuzu doldurmaksa havuzun hacmine V diyelim. Geri kalan 40'ı 12'yi 15'i çarpalım. Muslukların her birinin kapasitesi %25 arttırılırsa. Saatte 40 litre akıtıyordu. 40'ın %25'ini bir hesap edelim. Sadeleştirdim 4. 10. 10 litre daha ekstradan akacak. Yani 40 değil de 50 akıtacak artık. 16 saatte doldurulması için kaç musluk diyor. Aynı havuzdan bahsettiği için hacim B. Peki yukarıdakiler aynı olduğu için aşağıdakiler de birbirlerine eşit olmalı arkadaşlar. 12'yi 4'e böldüm. 3. 16'yı 4'e böldüm. 4. 4 ile 40'ı sadeleştirdim. 10. 10 ile 50'yi sadeleştirdim. 5. 5 ile 15'i sadeleştirdim. 3. Son olarak 3 çarpı 3'ten karşılığımız ne olacaktır? Aradığımız x'in karşılığını. Şimdi geldik konu biterken kısmına. Oran orantı, orantının özellikle doğru orantı, ters orantı, doğru orantı problemleri ve ters orantı problemlerine baktık. İnanılmaz güzel sorularla bekleyen iki tane kitabın var. Ödevlerini lütfen eksiksiz bir şekilde hallet. Oran orantı bundan sonra başlayacağımız problemler kısmının da mantalite olarak altyapısını oluşturuyor. O zaman şimdi sırada ödülü soru. Ama ödülü sorudan önce ne var? Tabii ki geçen dersin ödülü sorusunun çözümü. Ödüllü sorumuz diyor ki aşağıdaki karelerin içine kök 2, kök 12, kök 20, kök 27, kök 32, kök 45 sayıları her kareye farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde ABC rasyonel sayıları elde edilmekteymiş. A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bakın kök 2'ye bir şey yapamayız ama kök 12 4 ile 3'ün çarpımı olduğundan dolayı 2 kök 3'tür. Burası da 4 ile 5'in çarpımı olduğundan dolayı 2 kök 5'tir. 9 çarpı 3 olduğu için burası 3 kök 3'tür. Burası 16 çarpı 2 olduğundan dolayı 4 kök 2'dir. Ve son olarak 45 de 9 çarpı 5 olduğu için 9 dışarıya 3 diye çıkacağından dolayı buranın karşılığı 3 kök 5 olacaktır. Neden en büyük? Yani diyor ki bu böleceğin pay kısmına diyor büyük yaz, buraya küçük yaz. Bir de şurada çok önemli bir ifade var. Rasyonel olsun diyor. O zaman aynı kök ifadesi içerenleri bölmen lazım. Mesela 2 kök 3'ün var. Kök 3'lü bir şey lazım bana. 3 kök 3. Tekrar söylüyorum. 2 kök 3'ü 3 kök 3'e değil. 3 kök 3'ü 2 kök 3'e bölmelisin ki büyük çıksın. Devam ediyorum. 2 kök 5 var. 3 kök 5 var. O zaman 3 kök 5'i 2 kök 5'e bölmelisin. Ve son olarak kök 2 var. Şurada da bir 4 kök 2 var. O zaman 4 kök 2'yi kök 2'ye bölmelisin. Aynı köklere bölmemizin sebebi rasyonellik sağlanması. Büyük 3'e bölmemizin sebebi ise soru kökümüzde en büyük istenmesi. 3 kök 3 2 kök 3'e bölündüğünde buradan kök 3'ler gidecek 3 bölü 2 gelecek. 3 kök 5 2 kök 5'e bölündüğünde kök 5'ler gidecek 3 bölü 2 gelecek. Kök 2'ler gidecek buradan da 4 gelecek. Bizden istenilen 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 4. 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi toplarsan 6 bölü 2 yapar. Yani 3. 3 artı 4'ten de aradığımız sorunun cevabı 7 gelecektir. Şimdi sırada ne var? Bu dersin ödüllü sorusu. Hadi bakalım. Sinem uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan aynı uzunlukta 2 ip alıyor. Bu 2 ipten birini uzunlukta 2, 3, 5 sayıları orantı olacak biçimde 3 parçaya. Diğerlerini ise uzunlukta 3, 4 sayıları orantı olacak biçimde 2 parça yarıyor. Bu 5 parçanın her birinin uzunluğu metre cinsinden tam sayı olduğuna göre tam sayı.
olduğuna göre bu 5 parçadan en uzun olanı ile en kısa olanı arasındaki farkın alabileceği en küçük değer kaçtı denemiş. Hadi bakalım, artık sıra sende. Önce bu konuyu bitir, ardından ödevler ödüllü sorunun cevabını yoruma yazmak ve mutlu dileklerini bekliyoruz. Kendine çok iyi bak, başarılar diliyorum.